Evet. Aslında bir önceki bölümde muhtemelen konuşmuşsunuzdur. Konuştuk biraz Sait evet. Abi ama Merkez Bankası'ndan yani 2 ay üst üste özellikle Temmuz ve Ağustos'ta 9 küsür enflasyonun ardından görünüm bir tık daha bozuldu. Yani evet. bir önceki ayki o 750 bas puanlık artış sonrasında. Şimdi bu toplantıda da konsensus sanki 500 bas puan çevresinde. Ama 750 yapar diyenler. Hatta 1000 bas puan yapan diyenleri bile okuyoruz, görüyoruz. Ben senin beklentini merak ediyorum. Ne yapacak bir de ne yapmalı tarafında Evet. istersen bir konuşalım. Şimdi ne yapmalı uzun bir süredir konuşuyorduk. Hani burada Merkez Bankası'nın aslında bu ilk Mayıs ayındaki tartışma da buydu, Haziran'da da buydu. Ben de o görüşü savundum. Önden yüklemeli bir artırımla işe başlaması daha güçlü bir etki yaratırdı. Daha şey olabilirdi. Orada bazı teknik zorluklar vardı. Çünkü faiz oranına bağlı bir sürü şey belirleniyor. Biraz da herhalde Merkez Bankası o dönemdeki değerlendirmede önden yüklemeli gitmedi. Gitseydi faizi belli bir seviyeye yükseltip ondan sonra faiz yükseliş beklentisini piyasada bırakmadığınız zaman o zaman tahvile bonoya girmek isteyen yabancının önü de açılmış oluyordu. Şimdi burada gireceksiniz ama bu arada faizler artacak önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla bunun ters yönde çalışması daha iyi. Giriyorsunuz önümüzdeki dönemde faizler indikçe buradan bir getiri beklentiniz oluyordu. O giriş de hızlandırdı. Onun için faizler artarken birkaç defa da güçlü faiz artırımı yapmak lazım. Faizler inerken de kademeli yavaş yavaş indirmek lazım ki piyasadaki o beklentiyi tahvil bonoya girişleri destekleyecek şekilde sağlık tutmak lazım. Yani geçmişin tekniği bu. Ama Merkez Bankası önden yüklemeli yapmadı. Arada yüklemeli diye bir şey çıkarttık biz aslında. Arada yüklemeli yapıyor. Allah'tan sondan yüklemeli değil. Yani geçen toplantıdaki beklentinin üzerinde yaptığı güçlü bir artıştı. Şimdi bir enflasyon beklentilerinde bozulma vardı. Zaten bozuktu. Daha da bozuldu son dönemde enflasyon beklentileri. Tahminler yukarı gitti. Bu beklentiyi kırmanın yolu güçlü bir aksiyon almak. Merkez Bankası'nın zaten aksiyon alacağı şeyler çok fazla değil. Bunlardan en önemlisi de faiz. Onun için bugün 5 puan üzerinde bir faiz artışı olabilir diye bekliyorum ben. Yani 5 puan artı piyasa satın aldı. Bunun altında bir artış ters bir etki yaratır. Beklentiyi biraz daha bozar. 5 puan bütün anketlerde görülen çıkan sonuç bu. Onun için tekrar geçen toplantı olduğu gibi 7,5 puanlık bir daha beklenenden güçlü bir artışla Merkez Bankası aksiyon alabilir. Evet 25'te şu an politika faizi. Evet 32,5'a çekebilir. Şimdi 32,5'a çekebilir. Yani birkaç şey de var. Bugün mesela TEPAB'ın bir raporu var. Faizin olması gereken seviye %33 diyor. Onların 33 diye bir şey var. Bizim Fatih Hoca'nın bugün gazetede değerlendirmesi Fatih var. Özatay. Faiz evet. Fatih Özatay yüzde demiş ki politika faizini bir an önce 2024 sonu hedefiyle uyumlu bir düzeye yükseltmek gerekir. %38 civarındaki 2024 sonu enflasyonu ile uyumlu politika faizini %40 olarak alabiliriz demiş. Gene işte TEPAB'ın da önerisi, bir politika önerisi yapıyor. Diyor ki büyüme sınırlanmalı, bütçe açığı kontrol edilmeli, Merkez Bankası ve TÜİK'in bağımsızlığı güçlendirilmeli, TL faizi daha cazip hale getirilmeli. TL faizi ne kadar reel negatif faiz daralırsa, ne kadar reel pozitife geçerse o kadar cazip olur. Yani cazip bir faiz, bir para birimi için, bu sadece Türkiye değil, hangi ülke olursa olsun, orada bir reel pozitif faiz söz konusu olması lazım. Yüksek faiz değil, reel pozitif faiz. Biz ise 2 yıldır çok yüksek seviyede reel negatif faizdeyiz. Onun için Fatih Hoca 40 demiş, TEPAB 33 demiş. Yani bunlar çok rakamlar değiller. Normal rakamlar. Mevcut enflasyonu göre ya da beklenen enflasyonu göre. Fatih Hoca'nın yazısında aslında iki yol var. İki seçeneği var diyor Merkez Bankası'nın. Bir ufak bir faiz artışı ve 250 bas puanlık yani 25'i atıyorum 27,5 yapmak. Bunun olumsuz sonuçlar olacağından bahsetmiş. Doğru. Ya da Fatih Özetay yani 35'e yükseltebilir diyor. 1000 bas puanlık yaklaşık bir artış. Bu da ciddi bir aslında kredibilite sağlar. Enflasyona mücadele konusunda ciddi bir mesaj verir diyor. Yani iki yolu var aslında diyor Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında. 7,5 puanlık artışlarla gidebilir diye. Evet. Eğer bu iş 40'a gidecekse gene bu şekilde 7,5 puanlık artışlarla devam ettirebilir diye düşünüyorum. 40 olursa aynen öyle. Yani bu toplantı 750 belki bir 750 daha kapıyı açık bırakıp. Ya bu toplantıda 750 yaparsa 32,5-33'lere yaklaştı. Aslında 2024 sonunda kendi tahmini, OFV'deki tahmine de bir miktar yaklaşmış olacak. Yani neredeyse yakalamış olacak beklenen enflasyonuna gittiğimizde. Yoksa yıl sonu enflasyon tahminleri Serhat abi 70'lerin üzerinde piyasa. Doğru.
Merkez Bankası'nın 58 olan kendi tahmini de aslında masadan kalktı şu anki mevcut durumda. Yani biz zaten onu yakaladık. Tabii. Muhtemelen bir sonraki, yani bu açıklanacak Eylül enflasyonu biraz düşük gelecek diye Alaaddin Aktaş yazmış bugünkü yazısında. O da 5 puanı pek fazla geçmeyeceğini söylüyor Alaaddin Aktaş enflasyon tahmininde kendisi. Genelde Alaaddin abi bu akaryakıt zamları üzerinden gidiyor. Doğru. Akaryakıt zamlarında da bu ay düşük gittik diyor. Benzine sadece %2.4, motorine %4.9 zam yaptık. Yani pek fazla akaryakıt zamı gelmedi. Dolayısıyla 5'in altında bir enflasyon bizi %50'ler seviyesine bir miktar düşürür yıllık anlamda. Ama enflasyonla mücadele için gerçek anlamda faiz 35-40 aralığına çekilmeli diyor. Yani böyle faizi 50-60 yap diyen de aslında pek kalmamış gibi değil mi? Yani makul seviyeler aslında konuşuluyor. Yani hiçbir zaman 60 yap diyen zaten olmadı. Yani enflasyon, siz politika faizini güçlü şekilde artırdığınız zaman enflasyon ona cevap verip aşağı gelecek. Dolayısıyla o dengeyi bir yerde sağlamak söz konusu olabilir. Hala da aynı yerdeyiz. Şimdi bir yandan şeye bakıyorsunuz. Şimdi dün Fed'in, senden önce biz Berfin'le Fed'in açıklamasını konuştuk. Fed ne dedi? Politika faizi yıl sonuna kadar bir defa daha artabilir diye bir şey verdi ve 2024 yılında da düşüşler sizin beklediğinizden daha az, daha sayı olarak az, güç olarak daha düşük olabilir dedi. Yani 2024'te biz artık FED faizlerinin yavaş yavaş ineceğini bekliyor. Yavaş yavaş değil, düzenli şekilde ineceğini bekliyorduk. Bekleyen bir sürü kişi vardı. Bunu beklemeyin dedi. Yani faiz uzun bir süre daha yüksek kalabilir dedi. Şimdi FED'in görüp de bizim göremediğimiz bir şey mi var diye bakıyoruz. Hani FED bir durum okuyor. Bu duruma göre yüksek faizin daha bir süre daha, hatta uzun bir süre daha devam etmesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla böyle bir ekonomide diğer merkez bankalarının analizlerinde hep ortak nokta var. Bizim bundan aykırı bir değerlendirme yapmamız için bir neden yok. Yani kendimize özgü faktörler var ama küresel faktörleri beraber değerlendirmemiz lazım. Burada yine önceki bölümde konuştuk, petrol fiyatları. Şimdi petrol fiyatları 100 dolarların üzerinden aşağı geldi. 80'ler civarında uzun bir süre seyretti. 70'lere indi, 80'ler civarında kaldı. Bu bize soluk aldıran, dışarıda gelen enflasyonist etkiyi sınırlandıran bir şeydi, faktördü bizim için. Kur artışlarıyla yine akaryakıt zammı yaptık ama petrol fiyatları uzun süre ne denir uslu gitti. Ama şimdi son bir hafta, iki haftada bakıyoruz ki Rusya ile Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarını burada tutma niyeti yok. Onlar petrol fiyatlarını tırmandırıyor çünkü onların şeyi ve ipler onların elinde şu anda gördüğü kadar. Arz kısıntısını, günde 1 milyon varil kısıntıyı yıl sonuna kadar devam ettirecekler. Sonrasında bir şey var mı? Sonrasında gene bunlar gelmeye devam edecek. Çünkü ikisinin de çıkarı buradan yana. Diğer OPEC üyeleri de onları destekleyecek. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemde 80'leri görmeyebiliriz. Merkez Bankası'nın ve ekonomiyi OVP yaparken ki petrol, Brent petrol tahminimiz gerçekleşmenin altında kalabilir. Onun için oradan bir olumsuz faktör var. Herkes yavaş yavaş bunu kattı. Diğer emtialarda da benzer şeyler var. Ürünlerde de var. İşte ben bugünkü köşe yazısında yağdan gittim. Hani petrol dediğimiz, evet. Petrol dediğimiz hani karşılığı kelime anlamı taş yağıdır. Taşın yağı demek petrol. Köken ve oil. Taş yağı. Taş yağının yanında bir de zeytinyağı var. Zeytinyağında fiyatlar muazzam şekilde artıyor dünyada. Yani dünyada dün ben bizim İrfan'ı dinledim, sevgili İrfan Donat'ı. Dünyadaki zeytinyağı fiyatlarındaki artış yıllık %140'lara gelmiş neredeyse. Tabii dünyadan bahsediyorum. Doğru. Evet. Dünyada böyle. Son 3 yıldaki de birkaç kat oldu. Yani bu son 1 yıldaki %130'lar. Yani 8.900 dolar tonu. Bu muazzam bir fiyat. Faktörlere bakıyorsunuz. Ana oyuncu burada İspanya. İspanya'da üretim düşüyor. İklim değişikliği. Kuraklık nedeniyle. Başka ana oyuncu İtalya, Yunanistan, Portekiz, oralarda da öyle. Biz o kadar fazla belki etkilenmedik bizdeki üretim rekolte anlamında ama Türkiye'de baktık ki dünyadaki fiyatlar artmaya başladı. Bu iç fiyatları, zeytinyağı fiyatlarını artırmaya başladı. Enflasyonla mücadele eden bir ekonomi. Burada ihracatı Kasım başına kadar, 1 Kasım'a kadar, yeni sezonun başlangıcına kadar yasakladı. Önlem Türkiye aldı, ihracatı önemli oyunculardan biri de Türkiye. Yani ilk 5'ten birisi. İhracatı durduğunuz zaman bu dışarıdaki fiyatlar daha da arttı. Türkiye'nin adımını burada eleştirecek bir adım değil. Kendisi doğru adımdır. Yani içerideki fiyatları korumak için bazen ithalat yoluyla terbiye edersiniz, bazen ihracatı kısarak terbiye edersiniz. Hani bu başvurulan bir önlem. Bu önleme başvurdu. Şimdi bu bir örnek sadece zeytinyağı. Yani gıdayı etkileyen önemli bir kalem. Birçok yerde girdi. Gıda enflasyonunu yukarı çeken bir kalem. Onun için dünyada böyle rahatsızlık veren çok fazla fiyat artışları var.
FED bunları görüyor, işte İngiltere Merkez Bankası bunları görüyor, Avrupa Merkez Bankası görüyor. Yani ortada olan bazı şeyler var. Bizim Merkez Bankamız da bunları değerlendirmesine katar diye tahmin ediyorum. Evet, şimdi dün...